Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi Osmanlı döneminde Ermenilere karşı soykırım yapıldığını tanımaya çağıran karar tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında tarihi ve hukuku katleden bu metni kabul edenleri ciddiye almıyoruz denildi. İsrail'de Yahudi soykırımı kurbanları anıldı. Törende konuşan Başbakan Benjamin Netanyahu, bir zamanlar Nazi rejiminin Yahudileri yok etmek istediğini söyleyerek, şimdi de İran, Orta Doğu'nun bir bölümünde baskın olmak ve Yahudi devletini yıkmak istiyor, dedi. Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi Cemal Ben Omar'ın Körfez'deki Arap ülkelerinin desteğini kaybettiği için istifa kararı aldığı ileri sürülüyor. Yemen'de Şii Husi isyancılarla devlet başkanı Mansur Hadi'ye bağlı minister ve askeri birlikler arasında çatışmalar sürüyor. Kolombiya'da hükümetle solcu FARC gerillaları arasındaki ateşkes sona erdi. Devlet başkanı Juan Manuel Santos, FARC gerillalarına karşı hava operasyonlarının yeniden başlaması talimatını verdi. Örgüt, ateşkes süreci devam ederken düzenlediği saldırıda 10 askeri öldürmüştü. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada devlet başkanı, parlamento ve federal meclis üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde vatandaşlara fırsat sunulması amacıyla oy verme işleminin bu akşama kadar uzatıldığı belirtildi. Oy verme işleminin dün sona ermesi planlanıyordu. Giro tipi tek kişilik helikopterle Amerikan Kongre binasının bahçesine inen kişi güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Polis uçuşa yasak hava sahasını ihlal ederek Kongre binasının bahçesine inen kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay üzerine Kongre'ye giriş çıkışlar durduruldu.